CHP ve İP PKK'yı sevindiriyor. Seçimler yaklaşırken HDP'nin birçok şehir için çekimser tavrı dikkat çekiyor ve kulislerde CHP-İP ittifakına gizliden destek olacakları konuşuluyordu. Nitekim kamuoyundan gizlemeye çalıştıkları CHP-İP ve HDP ittifakı artık tamamen gün yüzüne çıktı. Amerika'nın sesini açıklamalarda bulunan HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, Tunç Soyer'i istedikleri profile sahip olduğu için destekleyeceklerini ifade etti. CHP-İP ve HDP ittifakına Kandil'den de destek geldi. PKK, AKP ve MHP'nin kaybetmesini hedeflemek doğru strateji. Her seçimde tek dertleri Türkiye'nin daha iyi gitmesi yerine AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı olan CHP ve İP'nin yanında yer alan HDP'ye güç aldığı yerden Kandil'den de bu davranışına onay geldi. CHP-İP ve HDP ittifakına Kandil'den tam destek geldi. KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi Zebat Andok, AKP ve MHP'ye kaybettirmeyi temel strateji olarak belirlemek, bu faşist iktidarı yenilgiye uğratıp iktidardan düşürmek için her türlü çabanın içinde olmak bu doğru bir stratejidir, dedi. CHP'lilerin PKK uzantısı HDP ile ilişkisine alıştık da kendilerine harbi ülkücü diyen İP'lilerde hiç mi mide yok? Harbi ülkücülük, PKK ile kol kola giren, İslami değerleri hiçe sayan CHP ile yol yürüyen ve İP'nin meclis toplantısında kürsüye çağrılan Kastamonu Belediye Başkan Adayı Levent Dikmen'in yaptığı gibi Bozkurt işareti yerine rock festivaline katılmışçasına rock işareti yapan birisini alkışlamak herhalde. Neyse ki sırtlanla Bozkurt'u ayırt edebilecek ferasete sahip bu millet. Başkan Erdoğan'ın yıllar önce dediği gibi, kadere bak, kimler kimlerle beraber yan yana geliyor. Klasik CHP. PKK cenazesine araç tahsis eden başkan CHP'den aday. CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı aday gösterdi. Karalar'ın ismi hala başkanlığı yaptığı Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde belediyenin araçlarını terör örgütü PKK-YPG'li teröristin cenazesine tahsis etmesiyle anılıyor. Adana Şakirpaşa Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine HDP'liler yoğun katılım gösterirken cenaze için CHP'li Seyhan Belediyesi'nin tahsis ettiği cenaze aracı kullanılmıştı. Geçen yıl terörist Fatma Eylem Ataş'ın anma etkinliği de olaylı olmuştu. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın araç tahsis ettiği teröristin Küçükoba mezarlığındaki anma etkinliğine bir grup terör örgütü yandaşına izin vermemiş, PKK'yı simgeleyen paçavralara ve diğer malzemelere el koymuştu. Karalar'ın talimatıyla Ankara'da 10 Ekim 2015 günü yaşanan bombalı saldırıda hayatını kaybeden 102 kişiden Dilan Sarıkaya ile Erhan Avcı'nın cenazeleri için belediyeden cenaze araçları tahsis edilmişti. Cenaze töreni PKK propagandasına dönüşmüş, cenaze törenine o dönem "Biz sırtımızı HDP'ye, YPG'ye, PKK'ya dayadık" diyen HDP eş başkanı Figen Yüksekdağ, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, Tunus Halk Cephesi sözcüsü Hama Hammami de katılmıştı. Törende CHP'li Seyhan Belediyesi'nin tahsis ettiği cenaze araçlarına kanlı terör örgütünün paçavralarının asılması kamuoyunun büyük tepkisine neden olmuştu. PKK paçavralarının asıldığı araçlar konvoy halinde saatlerce şehirde tur atıp şov yapmıştı. Gelelim İzmir'e. Tunç Soyer ve malum babası Nurettin Soyer. Darbe döneminde ülkücülere yönelik uygulamalarıyla hatırlanan babası işkenceci Nurettin Soyer'in sıkı yönetim başsavcılığı döneminde övgüler düzen ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin hendek siyasetine sura kayyum atanmasına içim yanıyor. HDP'nin yanındayım açıklamasıyla destek veren Tunç Soyer, Fethullahçı terör örgütünün FETÖ propagandası mekanizmaları olan Zaman ve Samanyolu'na yapılan operasyonlara karşı tavır takınarak bu operasyonları özgür basının susturulması olarak nitelendirmişti. Ülkücü kesimin efsane lideri Alparslan Türkeş'i hapse attıran 12 Eylül savcısının oğlu olan Tunç Soyer'i Meral Akşener'in desteklemesi ülkücü tabanda büyük tepkiye yol açtı. Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül askeri darbesinden sonra MHP ve ülkücü kuruluşlar iddianamesini yazan ve Alparslan Türkeş'e idam isteyen askeri savcı olarak biliniyor. 12 Eylül döneminde Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in işkencelerini şiirlerinde anlatan Ozan Arif, yaşadığı acı dolu anları şu dizelerle anlatmıştı. Biri bu Soyer'de domuzun dölü. Sesinden tanıdım, değilim deli. Tenasül uzvuma ceryanlı teli takarak yaptı benim sorgumu. Ülkücülüğü böyle tanımlamış. CHP ve İP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül'deki iddianamede ülkücülüğü böyle tanımlamış. Ülkücülüğün amacı kaba güce dayanan bir diktatörlük kurmaktır. Eh, bu kadar omurgasız bir arada olunca zillet ittifakı kaçınılmazdı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda gündem ve bilgi içerikli videolar paylaşıyorum. Destek olmak için ve bundan sonraki videolardan haberdar olabilmeniz için kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.
Videoyu beğendiyseniz de beğen ikonuna basabilirsiniz. Videoyu paylaşarak da daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.